Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlere merakla beklenen bir oyunla ilgili bilgi vereceğim. Sea of Thieves, Microsoft tarafından yayıncılığı yapılan ve Rare tarafından geliştirilmiş enteresan bir oyun. Neden enteresan dedim, ilerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Ama önce oyunun genel bir mantığından bahsetmek istiyorum. Oyun açık dünya dediğimiz son dönemde popüler olan bir türde geliştirilmiş. Oyunun en önemli özelliği bizim yani görevimizde, mantığımızda şu. Gemiye atlıyoruz ve korsancılık oynuyoruz. Aslında temel olarak oyunun bize sunduğu özellikler bu. Bunu nasıl yapıyoruz? Tabii çok büyük bir dünyamız var. Çok gelişmiş arayüzler var. Gerçekten de çok başarılı. Hani hem fiziki şartlar çok iyi uyarlanmış, aynı zamanda gerçekçilik anlamında da çok başarılı bir oyun var karşımızda. Ben bu oyunu yaklaşık olarak bir 8-10 saat oynadım ama şunu baştan söyleyeyim. Bu oyunun bir başlangıcı ya da bitişi yok. Oyunda oynadıkça çeşitli görevler alıyorsunuz. Görevler aldıkça da özellikleriniz ve kabiliyetleriniz de bu oranda bir parça da olsun artıyor. Ama bunların oyuna doğrudan etkisi olmuyor. Sadece tecrübe edinmiş oluyorsunuz. Onu belirtelim. Nasıl oynuyoruz? Oyunda bir gözümüzü açtığımız bir dünya var. İlk önce küçük bir adada aslında dünyaya gözümüzü açıyoruz. Bu adada bir taverna gibi bir yer var. Bir hanımefendi var. Onunla istersek konuşabiliriz ama genelde o pek konuşmuyor. Biz yazılı olarak aslında belli komutları seçerek onunla konuşuyoruz. Bu tavernada gözümüzü açıyoruz. Tavernada etrafta böyle incik cincik bir şeyler var. Daha sonra dışarı çıktığımızda bizi bir gemi karşılıyor. Tabii bu arada şunu da ekleyeyim ki oyunu açtığımızda zaten bize bir seçenek sunuyor. İki farklı gemimiz var. Bir tanesi büyük, 4 kişilik mürettebatı olan. Bir de küçük gemi seçeneği var. O da 2 kişilik mürettebatı var. Bu 2 kişilik mürettebatı olan gemiyi de tek başımıza da kullanabiliyoruz. Biraz zor olsa da kullanabiliyoruz, onu söyleyelim. Ama oyun aslında 4 kişi çıkalım, sağa sola saldıralım, eğlenelim tarzında bir oyun olmuş. Oyun hem Xbox hem de PC platformlarında oynanabiliyor. Yani multi platform dediğimiz, cross platform dediğimiz bir oyun. Bu sayede siz diyelim ki Xbox'ta oynarken bir diğer arkadaşınız size PC'den katılabiliyor veya tam tersi olabiliyor. Gözümüzü adada açtık. Daha sonra ne yapıyoruz? Adada gözümüzü açtıktan sonra seçtiğimiz gemiye göre bir gemi veriliyor bize. Bu gemide eğer biz arkadaşlarımız varsa onları çağırabiliyoruz gemiye. Yoksa İşte sistemin bize atadığı 4 kişi bu gemiye gelmesini bekliyoruz. Yani gelmeden de çıkıp yola çıkarsınız ama 4 kişilik bir, yani kocaman bir, bayağı büyük bir gemiyi tek başınıza kullanamayacağınızı söyleyeyim. Çünkü yelkenleri açmanız gerekiyor, dümeni tutmanız gerekiyor. Diğer gemiler bazen size saldırıyor. Onlara, o saldırılara karşılık vermek veya işte gemimize çıkmaya çalışan bazı diğer oyuncular olabiliyor ki geminizdeki hazineleri çalmak isteyebiliyorlar. Onları engelleme olmanız gerekiyor. Aynı anda bu kadar işlemi tek başınıza yapmanız özellikle büyük bir gemide mümkün değil, onu söyleyeyim. Gemimize biniyoruz. Diyelim 4 kişilik bir mürettebat seçtik ya da 2 kişilik bir ekip seçtik. 2 kişilik gemiyi tek başımıza da götürebiliyoruz söylediğim gibi. Götürürken amacımız aslında şu. O ilk gözümüzü açtığımız adada bir bize çeşitli görevler veren bir kişi var. Bu arkadaşı buluyoruz, ondan görevlerimizi alıyoruz. O bize işte şuradan git şu adada bir şey al, işte altın al, tavuk getir, domuz getir, şu getir, bu getir gibi çeşitli şeyler sunuyor. En önemli şey hazine bulmak burada. Sandıklar var, o sandıkları bize bir de harita veriliyor bu arada. O harita üzerindeki adalardan sandıkları bulup getirmek. Bunları getirdiğimiz zaman puan ve para kazanıyoruz. Bu paralarla da işte başka şeyler alabiliyoruz. Oyunun içindeki mantığa baktığımızda başka şey dediğimiz konular aslında oynayışı çok da etkilemiyor, onu söyleyeyim. Neden etkilemiyor? Sadece kozmetik şeyler alabiliyoruz bu paralarımızla. Örneğin gemimizi boyayabiliyoruz sağını solunu çeşitli şekilde ya da işte kendi seçtiğimiz karakterin ki karakter seçim özelliğimiz var oyunun başında.
çeşitli kıyafetler giydirip çeşitli işte farklı aksesuarlar alabiliriz ama bunların oyundaki bir etkisi yok. Kıyafetlerin aslında aldığımız şeylerin bize çok da ciddi bir katkısı olmuyor kozmetik olarak. Bunu zaten siz kendinizi göremiyorsunuz bu arada oyunda. Third party yani üçüncü bir gözden görüyorsunuz kendinizi. Başka diğer oyuncular sizi görebiliyor. Kıyafetinizi vesaire ve isminiz yazıyor. Bu arada oyuncularla eğer işte Xbox üzerinde varsa veya PC'nizde varsa mikrofon yoluyla iletişim kurabiliyorsunuz. Onlar size komutlar verebiliyor. Siz onlara verebiliyorsunuz. İngilizce biliyorsunuz. Yabancılarla da konuşabilirsiniz. Bilmiyorsunuz. Türk arkadaşlarınızla ekip kurup oynayabiliyorsunuz. Oyunda bir ölme mantığı var. Nasıl var? Birkaç farklı şekilde ölebiliyorsunuz. Geminiz batar, işte çıkamazsanız gemiden ölürsünüz. Ya da suyun içinde çok fazla kalırsanız denizde, sonuçta bir deniz içindesiniz ve köpek balıkları var orada. Köpek balıkları birkaç dakika içinde sizi yiyebiliyorlar. Öldüğünüz zaman şöyle bir durum da var bu arada. Yani geminiz battı. Geminiz batınca, battı, siz yüzüyorsunuz ve köpek balığına gelmediğini varsayıyorum. Köpek balığı gelmediği noktada bir tane böyle elinde meşale olan bir deniz kızı mı deniz adamı gibi bir şey karşılıyor. Ona yaklaşıp X tuşuna, Xbox için söylüyorum, bastığınızda ki ben Xbox'ta oynadık biz bu oyunu. Xbox One'da oynadık daha doğrusu. X tuşuna bastığınızda sizi geminize ışınlıyor. Köpek balığı yerde ölürseniz ya da başka şekillerde ölebilirsiniz. Bir başka oyuncu sizi öldürebilir bu arada. Çünkü zaman zaman o tip çatışmalara da giriyorsunuz. Gemiyle başka gemilere saldırabiliyorsunuz veya size saldırılıyor. Çünkü bunun amacı şu, hazineniz var diyelim ki hazineyi aldınız, hazineyi gemiye koydunuz, o geminin içinde ki hazineyi başka oyuncular çalmak isteyebiliyor. Diyelim köpek balığı ısırdı ve öldünüz veya başka sebeplerden dolayı öldünüz. Öldüğünüz zaman lanetlenmiş bir gemi var, o gemide gözünüzü açıyorsunuz. Geminin kaptan köşkünde bir kapı açılıyor birkaç, 30 saniye, 1 dakika içinde. Oradan geçtiğinizde yine geminize ışınlanmış oluyorsunuz ama gemi bazen başka bir yerde sizi spawn edebiliyor. Yani başka bir yerde doğabiliyorsunuz. Normalde geminizi başka bir yerde bırakmışsınız. O adanın kenarında olabiliyor veya geminin direkt içinde tekrar ortaya çıkabiliyorsunuz. Oyun enteresan. Dediğim gibi size görev verildi. O adayı bulmanız gerekiyor ama o kadar kolay bir şey değil bu arada. Görevi aldıktan sonra size bir harita daha veriliyor ve geminin içindeki haritayla haritada elinizdeki haritayı karşılaştırıp o haritanın karşılık geldiği adayı bulmanız gerekiyor. Genelde isim yazmıyor haritaların üzerinde. Bazen size bir harita veriliyor ama harita tam yeri göstermeyebiliyor. İpuçları oluyor bazen. O ipuçları değerlendirmeniz gerekiyor. Bu arada ben incelemeyi yaptıktan sonra yani incelemeyi yaparken bir güncelleme geldi. Oyun 9 GB'tı Xbox One sürümü. Bir 9 GB daha geldi. O güncellemeden sonra oyun çok daha gerçekçi oldu, onu söyleyebilirim. Fırtına şartları, hava durumu vesaire, yağmur yağıyor. İşte o fırtınada hareket ederken geminize yıldırım düşebiliyor ve bunlar gemiye zarar veriyor bu arada. Bu gibi enteresan şeyler de geldi. Oyunda biz çeşitli şekillerde hayatta kalabiliyoruz. Örneğin iskeletler saldırdı, gücümüz azaldıysa muz yeme mantığı var. Yani muz adanın çeşitli yerlerinde, adalarda vesaire muzlar var. Muzları yiyerek canımızı doldurabiliyoruz. Tabii bu çok canımız azaldığında veya işte bittiğinde ölüyoruz. O da bir başka bir konu. Görevler için dediğim gibi hazine sandığı bulmak var. Bir adadan domuz, tavuk vesaire gibi hayvanları alıp tekrar işte bu doğduğumuz yani spawn olduğumuz adaya götürmek, oradaki ilgili isme teslim etmek var. Bunları yaptığımız zaman oyun bize puanlar, altınlar böyle dediğim gibi bu altınlarla da biz işte çeşitli şeyler alabiliyoruz. Diğer özelliklerine bakacak olsak oyun eğlenceli mi? Evet eğlenceli. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Bu oyun tek kişilik bir oyun değil. Yani hani ben bir gemiye atlayayım, işte önüme gelin tekme atayım, öldüreyim, parçalayayım bilmem ne falan tarzı bir hayaliniz varsa bu oyun öyle bir oyun değil. En eğlenceli kısmı eğer sizin gibi ekip arkadaşlarınız varsa onlarla beraber hareket etmek çok eğlenceli. Birisi geminin işte dümeninde dururken diğerleri yelkenleri ayarlıyor veya topları kontrol ediyor. Başka bir gemi gördüğü zaman ona saldırabilip ondan bir şeyler almaya çalışıyorsunuz. İşin bu tarafı çok eğlenceli. Buradaki tecrübe ancak işte oynadıkça tecrübe ediniyorsunuz. Birçok gerçekçi konu da eklenmiş. Laterna çalabiliyorsunuz örneğin çeşitli envanterin çeşitli şeyler var. Bunları çalabiliyorsunuz. Küreğiniz var, tahtalarınız var. Gemi bir hasar aldığı zaman bu tahtalarla kapatıyorsunuz hasarları vesaire. Böyle birçok enteresan ve gerçekçi tarafı var. Ama söylediğim gibi ben hani tek başıma alayım, önüme geleni öldüreyim, dalayım, çıkayım, hazineleri toplayayım falan çok öyle bir oyun değil. Öyle bir hayaliniz varsa Sea of Thieves size göre bir oyun değil. Hiç bulaşmamanızı öneririm. Ama böyle sağlam bir arkadaş grubunuz var. Her akşam çıkalım şöyle 1-2 saat engin okyanuslarda takılalım ki muhteşem bir fizik var. Gerçekten söylüyorum. Yani oyundaki
Fizik mantığı çok güzel. Güneş doğuyor, güneş batıyor, gece oluyor, sabah oluyor, işte yağmur yağıyor, güneş çıkıyor. Sonra işte ne bileyim birçok şeyi hava şartlarından tutun da zamanın akışı bile çok başarılı bir şekilde yansıtılmış. İşte gökyüzünde bakıyorsunuz gökyüzüne kutup auraları falan görebiliyorsunuz. Yani gerçekten de çok güzel bir şey olmuş. Şeyleri çok iyi yansıtmışlar ama oyunun yani eğlenceli tarafı ekip olarak çıktığınızda iyi bir mürettebatla sizinle beraber çalışan sağlam bir mürettebatla çıktığınızda çok daha eğlenceli hale geliyor. Yoksa tek başınıza ya da rastgele seçtiğiniz insanlarla oynadığınızda artık o insanların oyunundaki kabiliyetine bağlı bir şekilde oynuyorsunuz ne yazık ki. Bazen ben birkaç kez denedim ben. Çoğu çocukla da oynuyorsunuz. Onlar işte eğlenirken siz aslında savaş oluyor, bir şey oluyor. Birileri size saldırıyor veya bir görevi yerine getiremiyorsunuz. Getiremediğiniz zaman da işte o ekibin gücü kadar ancak eğlenebiliyorsunuz. O yüzden iyi bir ekiple çok güzel eğlenilebilir ama öyle bir ekibiniz yoksa biraz sıkıntı olacağını söyleyebilirim. Bu arada oyunla ilgili ben oyuncu arkadaşlarla da konuştum, oynayan arkadaşlarla da. Bu tarz oyunların zamanla alacakları bazı güncellemelerle iyi noktaya geleceklerini konusunda bana bilgi verdiler. Gerçekten de en azından ilk güncelleme enteresan etkiler getirdi. Belki bir sonraki güncellemede tek başınıza çıkacağınız görevler de olabilir. Bir çok daha kolay ya da kolay demeyeyim ama yapması ve tek kişinin bitirmesi kolay görevler de konulabilir belki. Şu anda da bitirebilirsiniz ama tek başınıza birazcık zorlanmanız ve biraz uğraşmanız gerekiyor. Bir de ekip halinde daha eğlenceli oluyor. Onu söyleyelim. Bunun dışında oyun söylediğim gibi hem PC hem Xbox One platformlarında destekleniyor. 260 TL gibi bir fiyatı var. Biraz yüksek bir fiyat, onu söyleyeyim. Yani bu oyun dediğim gibi Call of Duty değil. Silahı elime alayım, önüme geleni vurayım, belli bir mantıkla ilerleyeyim oyunu olmadığı için birazcık hani bu tarz beklentisi olanları tam tatmin etmeyebilir. Ama ben güncellemelerle çok daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Rare'i çok güzel bir iş yapmış. Yani bu platform üzerine çok güzel şeyler kurgulanabilir. Artık o da biraz onların kabiliyetine kalmış. Eğer feedbackleri yani oyunculardan gelen talepleri iyi değerlendirirlerse önümüzde çok 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 güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Anlatması bizden, deneyip oynaması sizden. İncelememizle ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi gerek bu videonun altına gerekse www.teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Yeni bir videoya kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.